Merhaba dostlar, yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir. Dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butona tıklayarak bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut. Katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabii ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusunu gerçekten paketin içeriğini bilmiyorum. Toplu halde paketlerim teslim edildiği için şöyle paketlerimi açıp içeriğini sizinle paylaşma gereği hissettim arkadaşlar. Paylaşmamın sebebi de arkadaşlar belki İlginizi çekecek ürünlerdir diyerekten, yani bu bir tanıtım falan değil. İhtiyacım olan ürünü sipariş verdim ve bu ürünü kullanmak için aldım. Evet, ama bu ürünlere ait şöyle biraz uzak tutmaya çalışayım kameranın açısına girmesi açısından. Bu ürünü arkadaşlar ihtiyacım gereği satın aldım ama bu ürüne ait gerçekten kaliteli mi değil mi? Çünkü farklı farklı firmalar farklı farklı bu tarz ürünler üretiyor. Ve elbette ki ev tesisatında özellikle musluklarınızı, bataryalarınızı söküp takmak için birebir her elin altında bulunması gereken, yani kendi evinde kendi işini görmek isteyen arkadaşlar için bu tür el aletleri gerçekten hayat kurtarıcı desek yeridir. Ve ben bu ürünü yaklaşık 54 TL'ye mal oldu diye yanlış hatırlamıyorsam sipariş verdim. Tabii ki aynı özelliklerde, yani özellik derken arkadaşlar örnek olarak 1 inç. 1 inç olarak 100 TL'ye de satan var. 50-60 TL'ye de satan var. 54 TL'ye de satan var. Ben bunu sipariş verdim ve tabii ki henüz ilk defa hep birlikte görmüş olacağız. Şöyle ürünün üzerindeki karton kutusunu bilgisini sizlere sunayım. Maşalı boru anahtarı diye geçmiş. Modeli arkadaşlar 9025 olarak MBA 9025 olarak ALC diye bir isim konulmuş. 90C bent nose pip wrench diye İngilizce bir yazı yazılmış. Bu kadar arkadaşlar ürün üzerindeki bilgiler. Başka da bir bilgi yok. Şöyle kutumuzun içeriğini açmaya çalışıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar kibar bir kutuda geleceğini tahmin etmiyordum. Biraz daha büyük bekliyordum. Boru anahtarı sonuçta. Ama 1 inç demek ki incine göre fiyatları da değişiyor arkadaşlar. 1 inç olanını seçtik. 1 inç umarım ihtiyacımı karşılar. Yani küçük gelmez. Çünkü bunların incine göre arkadaşlar ağız açılma, kapanma farklılıkları gösterebiliyor. Evet arkadaşlar, şöyle bir kutunun içerisinden çıktı ürünümüz. Tekrar bir poşetin içine yerleştirilmiş. Kibar ve zarif gibi görünüyor. Poşetimizden kurtarıyoruz. Boru anahtarımızı ALC diye arkadaşlar. Yaklaşık ağırlığı tahminimce 1 kilonun altında. Gramajı yazıyor mu kutu üzerinde acaba? Ona da bir bakalım. Gramaj yazılıyor mu? Şöyle. Gramaj yazılmıyor arkadaşlar. Şuraya da baktığımız zaman hayır arkadaşlar. Ama tahminimce arkadaşlar 1 kilogram bir, yani 600-700 gramlık bir ağırlığı var tahminimce. 1 kilo olmasa da tabi ilerleyen zamanlarda gerek duyarsam tartarız da, o sorun değil. Ama ağırlığı fena değil. Boyutuna göre ağırlığı iyi aslında. Şöyle mavi boyaya boyatılmış arkadaşlar. Hatta şurada bir plastik boru geçirilmiş. Yumuşak, nazik bir boru. Tutma yerleri. Şöyle anahtarımızı açalım bakalım ne kadar açılıyor. Aslında şu vidası arkadaşlar alüminyum gibi görünüyor. Demir değil sanki. Dönmesi güzel. Umarım bu zamanla
Tabii ki bu vida plastikten dolayı ilerlemiyor arkadaşlar. Plastik engel oluyor. Bu plastiği kesmek lazım aslında. Neyse, şu an için sorun değil. Şimdi anahtarımızı açalım arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman ne kadar açılacak acaba? Evet. Galiba bu plastik olmasa da açılma yeri bu kadardır. Daha fazla açılacak gibi görünmüyor arkadaşlar. Son aşamaya geldik. Burası tutuyor. Yani aslında görsellerde ben daha büyük ağız açısına sahip olacağını tahmin ediyordum. Meğerse bu vida yanıltmasın sizi. Bu vida değil aslında. Bu vidanın açılma mesafesi. Şunun ileri gitmesi. İleri gitmesi de arkadaşlar şuraya bağlı. Şuraya demek ki birinç diyorlar. Bu artık son. Ne kadar vida büyük olursa olsun da hiçbir şey değişmiyor. Sonuçta dikkat ederseniz vidanın son aşamasında çok var. Ama ürün dediğim gibi hareket. Yani şu şekil. Gördüğünüz gibi. Son aşaması budur. Arkadaşlar bununla şöyle bir ölçüsünü alayım. Metre ile. Bakalım ne kadar açabilmişiz. Yaklaşık arkadaşlar 4, yani 3,5 santim bir açma payı var. Şu an metre olarak umarım kamerada net görünüyor. Hatta biraz zoom yapayım sizler için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3,5 santim bir geniş ağız açıklığı var. Şu şekil, yani son aşama şöyle. Tabii ki kullanacağınızı pek zannetmiyorum. O da son çare olarak bu şekil kullanılabilir mi acaba, denemek lazım. Yani arkadaşlar 4,5-4 santimlik bir ağız açıklığı oluyor. Ama asıl kullanım alanı, yani ağız açıklığının standardı budur arkadaşlar. 3,5 santimlik bir ağız açıklığı mevcuttur. Buradaki vidalar benim yanıldığım gibi, şöyle kameramızı uzaklaştıralım. Buradaki vida sayısı, yani civatanın döneceği sayı sizi yanıltmasın. Gerçekten ben burada yanıldım. Bu vida ne kadar uzunsa nasıl olsa açılır diye. Ama ilk defa böyle bir boru anahtarı kullanacağım için aslında, yani normal eski tarz boru anahtarım var benim. Tabii o tek parça halinde. Şurada bir dönemeci var. Mutlaka evinizde vardır ona benzer. Yani şu şekilde açılana sahip değildim ben. Benim tahminim neydi? Bu vidanın açılmasıyla birlikte bunun ağzının açısı daha da açılacak diye tahmin ediyordum. Burada yanıldım. Resimler, görseller sizi yanıltmasın arkadaşlar. Kesinlikle bunun son açılma aşaması budur. Bunun ötesi yok. Bunun da sebebi, çünkü arkadaşlar şuradaki metalin kesiği artık son aşamadır arkadaşlar. Yani şu şekil. Dikkat ederseniz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vidamızın boşluğu olmasına rağmen artık açamıyoruz. Yani aldığınız zaman 1 inçlik. Evet, daha da açıldı aslında. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı 4 santimlik, 3,5-4 santimlik bir ağız açısına sahip olan bir, şöyle bir, acaba boya mı bırakmıyor diyerekten tekrar açıyorum. Evet arkadaşlar, yani 3,5-4 santimlik bir ağız açıklığı, ama gerçek olan 3,5 santim, 4 santimi zorlarsanız elde edersiniz. Bir boru anahtarı almış oluyorsunuz. Şayet 1 inç alırsanız, 1 inç şurada da belirtmiş arkadaşlar. Şu şekilde gösterecek olursam gördüğünüz gibi. Ya 1,2 çizgi 1 inç demek oluyor. 1 inçin ağız açıklığı budur. Şu şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya çok fazla zorladığınız zaman bu metal hareket edebiliyor. Umarım kırılmaz. İnce bir metali var. Özellikle bu alttaki metal için söylüyorum. Bu yine biraz kavisli şekilli. Bunun bükülme veya kırılma olasılığı olmasa da bu biraz güven vermiyor insana. Şöyle tekrardan anahtarımızı ağzını yerleştirip şöyle neler gösterebilirim diyerekten. Şurada arkadaşlar saçla tutturulmuş şu vida. Şurası bununla bağlantılı gördüğünüz gibi. Şunun hareket alanını hareket ettiren, yani şunun hareketini sağlayan şu metal burayı tutuyor, çenesini tutuyor. Baskı yoluyla kullanıyorsunuz. Sonuçta aynı zamanda anahtar açmak için de şöyle baskı uygulamanız lazım. Yani diğer anahtarlarınız gibi, o eski
daha doğrusu eski değil de hala revaçta olan anahtarlar, şurasında dönme bilyesi olan anahtar tarzı, tek kol anahtar tarzı gibi değil. Aynı zamanda elinizle de baskı uygulamanız gerekiyor ki vidayı açabilmeniz için. Şöyle vidanın dişlilerini göstermeye çalışayım sizlere arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde spiralle temizleme taşıyla temizlenmiş. Ağzı şu an için güzel. Metali zamanla aşınmazsa ağız yapısı güzel. Çünkü bunu da önemli arkadaşlar. Boruyu tutmak için özellikle. Tesisatçı arkadaşlar bu konuda daha bilgi sahibidirler. Bu ağzın tabii ki tırtıklı olması çok önemli. Çünkü boruyu tutan, asıl malzemeyi tutan bu çene yapısıdır. Evet dostlar, evlerinizde kolaylıkla kullanabileceğiniz, yani evinizin banyonuzun borusunu açıp kapatabileceğiniz, çeşmesini sökebileceğiniz bir boru anahtarı diye geçen bir anahtar. 1 inçlik, yaklaşık 4 santim ağız açıklığına sahip, 3,5-4 santim. Şu an 4 santime çıktı. Demek ki boyalı olduğu için, ürün olduğu için yerine tam olarak oturmamıştı ama son aşama arkadaşlar. Yani 4 santimmiş. O da iyi aslında. 4 santim 3,5 santimden daha iyidir. 4 santimlik 1 inçlik bir boru anahtarı. Belki merakınız giderilmiştir diye düşünüyorum umarım. Çünkü benim gerçekten 1 inçle ne kadar büyük bir ağız açıklığına sahip olan bir anahtar sipariş verdiğimi bilmiyordum. Hem benim tabii ki siparişim sonrası merakım giderildi. Hem de sizin merakınızı da giderdiğimi düşünüyorum, inanıyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğenip paylaşın, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle esen kalın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Muhtin Az Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. YouTube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın dostlar.